Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Yeni aldığımız kökler battı. Bunları merak eden arkadaşlar da vardı. Aslında zaten ben de çekmek istiyordum, benim de aklımdaydı. Merak eden arkadaşlar da olunca hemen batar batmaz. Ben de zaten yeni şekillerini verdim onlara. Bir video çekeyim, göstereyim istedim. Biliyorsunuz 12 tane kök almıştık. Hepsini akvaryumuza koyduk, batırdık. Şimdi onları şöyle bir tek tek gösterelim size. Bir tanesi bu. Bunun üzerinde hemen bir tane alibiyas koydum. Zaten alibiyaslar taşa bağlıydı. Taşları köklerin üzerine tutturuverdim. Büyüdükçe çok güzel bir görüntü oluşacak sanırım. Alibiyaslar. Şimdi böyle birkaç yaprakta takılıyorlar. Diğeri de bu. Bu böyle sanki parmak parmak gibi diyelim, parmakları gibi bir sürü küçük küçük dalları vardı. Kesmişler, böyle bir şekil vermişler. Çok hoştu. Bu da bu şekilde akvaryumdaki yerini aldı. Üzerinde yine alibiyası var. Bu şekilde akvaryumumuzun dekorunu oluşturdu. Diğer bir tanesi de bu. Bu biraz küçüktü. Böyle yanlamasına koydum. Üzerine de anibiyası tutturduk. Yani vatozlar sağında, solunda, altında gördüğünüz gibi takılıyorlar. Vatozlar çok seviyor bu kökleri. Bir tanesi şöyle yan tarafta, bu birazcık büyükçeydi. Güzel de oldu. Şöyle rafyalarda onun sayesinde şöyle sağa toplamış olduk. Akvaryumda biraz daha yer açıldı. Bu biraz zor battı, aslında batmadı. Üzerine taş koydum gördüğünüz gibi. Böyle de bu yöntemle de batırabilirsiniz üzerine taş koyaraktan. Bazı, yani özellikle bahsettiğim gibi yati kökleri kolay batmıyor. Mangrovlar çok kolay batıyor. O biraz karanlıkta kaldığı için onun anibiyasını üstüne koymadım. Şöyle ışık alan bir yerde bıraktık bunu. Diğer bir kökümüz mangrov köküydü. Onu da buraya yerleştirdik. Şimdi biraz ışık tersten geliyor ama büyükçe bir köktü. Mangrovlar zaten pek şekil şemali olmuyor. Düzce bir kök oluyor. Daha güzel gösterebilecek miyim diye bakıyorum ama gösteremeyeceğim. Işık da az. Kökün de şekli yok zaten. Bunlar da aynı şekilde mangrovlar. Kelebek vatozlarının akvaryumlarında. Gördüğünüz gibi bakın, diğer akvaryumlarda dip çekimi yaptığım için sular berrak ama buraya daha dip çekimi yapamamıştım. Su biraz sarımtırak. Hem zaten mangrovlar biraz daha fazla salınım yapıyor. Ama dip çekimi yaptıkça suyun rengi normale dönüyor. Burada da 3 adet mangrovumuz var. Burada yine bir tane yatımız var. Dallı budaklı. Şöyle tuğlaların üzerine koydum. Güzel de bir görsel oldu bence. Onun dışında yeni koyduğumuz neresi vardı? Şu geride var bir tane. Bu da bir mangrov. Böyle taş parçası gibi duruyor normalde gördüğünüz gibi ama mangrovların yapısı bu şekilde. Bu vatozlar çok seviyor, üzerine yapışıyor. Bir tane de burada vardı küçükçe ama tam akvaryuma cuk oturdu. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Bu da yati kökü. Buraya dip çekim yapmama rağmen küçük bir akvaryum zaten. Az su dip çekim yaptığım için suyun rengi gene hala biraz sarımtırak. 2-3 çekimden sonra normale döner. Yeni koyduklarımdan başka yok sanırım, zaten bu kadardı. Şu kendi elimdeydi ama bu akvaryuma yeni koydum. Küçükçe bir tane gene. Yani bu sayede köksüz hiçbir akvaryumumuz kalmadı. Bütün akvaryumları köklendirdik. Bunlar zaten kendi elimdeki eski köklerdi. Bu kökleri biliyorsunuz, daha önceden de anlatmıştım. Yine üzerinden geçeyim. Özellikle şu anda bendeki türlerden dolayı vatozlar için kullanıyorum. Hem suya yaptığı salınımla
vatozlar ve diğer türler için güzel bir su değeri oluşturuyor. Hem de vatozlar bunların üzerine yapışıp bunların üzerinde zaman geçirmeyi çok seviyorlar. Şurada bir tane daha yatı kökümüz var. Şurada küçük bir yatı kökümüz var. Bunun dışında görsel olarak da çok güzel bir görüntü katıyor akvaryumlara. Yine bir mangrove kökü. Bir mangrove da. Mangrovlar gördüğünüz gibi böyle bir pek görseli yok açıkçası. Sadece vatozlar için ekliyoruz. Yatiler daha şekli şemali güzel olan kökler oluyor. Bakın yine mangrove. Odun parçası, taş parçası gibi akvaryum içinde duruyor. Ama vatozlar zaman zaman keyifleri istedikçe o köklerin üzerine yapışıyorlar. Bunlar da mangrovlar var. Yine bir yatı kökü. Bu tam bir 5 parmak şeklinde. Bunu da daha önceden almıştım. Bu da çok güzeldi. Şurada küçük bir yatı. Dediğim gibi bunlar hemen suya batmayabiliyor. Bazı arkadaşlar kaynattıktan sonra akvaryumun içine ekliyorlar. Doğrudur, mantıklıdır. Güzel bir iştir, zararı yoktur kaynatmanın. Ama açıkçası ben çok fazla uğraşmıyorum. Hiç yıkamadan bile direkt suyun akvaryum içine koyuyorum. Evet, doğru değil, zararı olabilir. Aldığımız yerde farklı kimyasallarla temas etmiş olabilirler. Ama ben güvenilir bir yerlerden aldığım için bu konuda tereddüdüm olmadan akvaryum içine ekliyorum. Ama yıkayıp kaynatıp hatta işte bir miktar bazı arkadaşlar akvaryumun suyunun rengini değiştirmemesi için işte kovada küvetin içinde falan bekletip salınımını yaptırıp ondan sonra akvaryum içine koyuyorlar. Tercih meselesidir. Ben zaten özellikle salınım yapsınlar diye de alıyorum bunları. Dediğim gibi bir süre sonra zaten salınım yapmayı bırakıp sadece görüntü olarak akvaryum içinde kalmaya başlıyorlar. Herkes kendine göre tercih meselesi. Şu şekilde önceden yapmadım ama bu mouse'lar böyle yatının üzerine sardılar. Çok da güzel bir görüntü oldu açıkçası. Bu şekilde de kullanılabilir kökler. Burada da bir tane ince uzun var. Her akvaryumun şekline şemaline göre şekillendirebiliyorsunuz kökleri. Ona göre uygun şekilde koyduğunuz zaman akvaryumun havası değişiyor. Yani dediğim gibi şunu bakın böyle koydum. İlerleyen süreçlerde ters çeviririm. Diğer farklı türünü şeklini koyarım. Hemen akvaryum havası değişiveriyor. Bu da güzel bir detay oluyor vatozda akvaryum görseli için. Bakın vatozda haldır haldır kemiriyor gördüğünüz gibi kökleri. Cama yapışmaktansa bunun üzerine yapışmayı tercih ediyorlar. Bakın L197'lerimiz, L144'lerimiz köklerin üzerinde resmen onları yiyorlar. Burada bir tane yatı kökümüz var. Bunun arkasında saklanıyorlar genelde. L144'ler var. Şurada bir tanesi var. Bunun üstünde sanırım. Hem saklanacak yer olarak da kullanıyorlar. Şurada varsa aynen. Bu genelde hep buralarda takılıyor. Hatta şunun içine doğru giriyordu normalde. Şu anda biraz dışarı çıkmış. Kendini en çok orada güvende hissediyor. Orada zaman geçiriyor L144'lü erkeğimiz. Şuna denk gelmişken 397'leri gösterelim. Simila. Neydi bir şeydi. Her zaman aklıma gelmiyor bunun adları. Onlar da uzunlamasına yatmışlar oraya. Küpler ve kökler dediğimiz gibi vatozlar için olmazsa olmazlardan. Mutlaka vatoz besliyorsanız ufak bir kök parçası olsa bile şöyle bakın küçükleri de var. Aslında şeylerin içine koymak için bunlardan arıyorum ama bu kadar küçüğünü pek fazla bulamıyorum. Yavrulukların içine koymak için daha güzel oluyor. Ama ben de küp parçalarıyla, kırık küp parçalarıyla
veya kırık tuğla parçalarıyla idare ediyorum şimdilik, gördüğünüz gibi. Vatoz plastik veya cam zemine yapışmaktansa tuğla veya kökün üzerine yapışmayı daha çok seviyor. Orada daha çok vakit geçiriyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Köklerin daha koruma faydaları bu şekilde. Biraz daha detaylı bir video çekmiştim zaten bu köklerin akvaryuma faydasıyla ilgili. Onu şimdi hemen sağ üst köşeye ekleyeyim. Tıklayarak da oradan izleyebilirsiniz detaylarını. Bu videomuzda bugünlük bu kadar oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.